Yan penceresi Türkmeneli Televizyonu'ndan, Ankara'dan ben Seçkin Akyün, yayına emek veren arkadaşlarım, siz Türkmeneli Televizyonu izleyicilerini saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çok değerli Türkmeneli Televizyonu izleyicileri, gençlerle meslek tanıtımına, üniversitelerinden bahsetmeleri, bulundukları fakültelerden bahsetmeleri konusundaki tecrübelerini konuşmak üzere yine Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin kütüphanesinden sizlere sesleneceğiz efendim. Evet, çok değerli mühendis olan ve mühendis adayı ...olan arkadaşlarım var. İzninizle onları sizlerle tanıştırmak istiyorum. Evet, Yaşar Yasin Efendi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü... ...Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi, sevgili Yaşar. Hoş geldiniz, Hoş nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, var olun. Evet. Sağ, olun. sağ olun. Evet, diğer konuğum ziraat mühendisim. Sevgili Canan Hürmüzlü, Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu, aynı zamanda Tarım Yapıları ve Sulama Bölümü yüksek lisans mezunu sevgili Canan. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Sağ olun, sizler. Teşekkür ederim. Var olun. Teşekkür Ayaklarınıza ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet, diğer konuğum sevgili Arslan İzzettin. Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi sevgili Arslan hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sefalar bulduk. E, sizi gördük daha iyi olduk. Çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Sağ olun. Var olun. Bizler de sizlerle çok güçlü, iyi ve gururluyuz. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerden de. Cansınız. Sağ olun. Var olun. Evet, e, sevgili Yaşar hep sorulan bir soru var. Biz bunu her zaman o küçük yaşlarda büyüklerimiz ve sosyal çevremizde duyduk, yaşadık, soruldu. Elektrik, elektronik mühendisliği bölümü tercihi senin hayalin miydi? hedefin miydi? Yoksa bu çevrenin sana sorduğu sorular ve dayatmalarla ben elektrik elektronik mühendisi olmalıyımın bir e, göstergesi mi? Yoksa şartlar mı bugün seni buraya getirdi? Bizimle paylaşır mısın lütfen? Aslında şöyle söyleyeyim ben e, şanstı. E, lise sondum. Yani orada Kerkük'te Barış Erkek Lisesi'ndeydim. E, arkadaşlarım başvuru yapıyorlar. Türkiye burslarına başvuru yapıyorlardı. En sonda bana söylediler, ben de başvuru yaptım Türkiye Bursları'na. Ee, orada 12 üniversite vardı, 12 üniversite seçtim. Ee, Üniversitelerin karşısında hangi memlekette olduğu yazılmıyordu. İşte Atatürk'ü seçtim ikinci olarak, yani bilmiyordum Erzurum'da olduğunu. Ee, ondan iki ay sonrası, e şey, başvuru e-posta geldi bana kabul edindim diye. Erzurum Atatürk yazıyor. Erzurum duyduğumda yani soğuk bir şehir. Yani herkes biliyor bunu. Eksi <gülüyor> 20, eksi <20, gülüyor> 30 falan oluyor her zaman orası. Elektrik, elektronik mühendisliği İngilizce bölümünü kazandım. Erzurum'a gittim. Yani orada baya orada çevrem genişti. Arkadaşlar edindim baya. Çok, Çok güzel. Aynen. Erzurum hava soğuk ama insanları sıcak. Bunu her zaman diyorum ben. Çok iyi insanlar. yani Dadaşların bir Dadaşlar, Evet, <laughs> Dadaşlar diğer Erzurum aynen. Evet. Öyleydi. Yani ilk tepki soğuk bir il. <laughs> Soğuğa karşı biraz yani, vücudumuzun ya evet, da beyin olarak mesafeli miyiz? yani Soğuğu evet, sevmiyoruz belli ki. Doğru. Kerkük sıcak ya. Yani Ondan eksi 30'lara falan... E, artı 30'lardan eksi 30'lara gelme biraz böyle garip oldu ama evet. 6 yıldır oradayım yani alıştım yani evet. orayı da çok sevdim ben evet. yani öyle. Teşekkür ederim ağzına sağlık. Sevgili Canan'cığım öncelikle kendini tanıtıp daha sonrasında e, ziraat mühendisliği senin için özellikle bölgeden e, kız çocuklarının mühendislik bölümünü seçmesinde mesafeli bakışını bilen biri olarak e, bir hedef miydi? tesadüf müydü? Aile ya da çevre baskısıyla yani bilinçli bir hani kalıba sokulup da ben de bu mesleği yapmalı mıyım mı oldu? Yoksa şartlar mı böyle gerektirdi? Bizlerle paylaşır mısın lütfen? İlk önce kendimi tanıtayım. İsmim Canan Hürmüzlü. E, lisansı şey, Kerkük Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldum. Yüksek lisansı Selçuk Üniversitesi Konya'dan bitirdim. Ee, şeye gelirse hayal değildi ama bir arzu vardı her zaman çünkü o da şeyden dedemden kaynaklı olabilir. Kendisi çok fazla bahçeye ilgilenen ve ekim yapan çok e, sevdiği bir bölümdü bu. O yüzden hep yanında beni alırdı ekmek için işte e, şeyde çiçekleri anlatırdı bana mevsimlerini nasıl e, faydalarını şeylerini renklerini o yüzden ondan bir altyapı olabilir diye. Ziraat seçmiş olabilirim. Evet, o destekledi diyorsun. Evet. Biraz da güdüledi seni. Aynen. Şey öyle. çok güzel. Hani orada ziraat e, okuyup burada yüksek lisans e, zorlanmalar oldu mu? Tabii oldu. Denklik konusunda, dersler konusunda. Dersler konusunda çok fazla olmadı çünkü benim bölümden kaynaklı oldu oldu bahçe bitkileri mezunuyum ben insansa evet o da şey her bölüme değindiği için genel olarak her bölümden ders almış oldum o yüzden <laughs> çok güzel. bir sıkıntı olmadı benim evet. için evet buraya uzmanlık alanına geldiğimde çok fazla bir sıkıntı olmadı ama e, tabii ki de sıkıntıları da oldu bir açıdan evet, evet. teşekkür ederim evet, teşekkür Sağ olun. Olun. var olasın sevgili Arslancım senin için havacılık Uçak, uzay mühendisliği bir hedef miydi? E, hayal miydi? Yoksa şartlar mı seni bugüne bu şekilde getirdi? Sendeki gelişimi nasıl oldu? Ama öncelikle kendini tanıtarak lütfen. Öncelikle ismim Arslan İzzettin. E, doğma büyüme İstanbulluyum. İstanbul'da doğdum. E, ta 2003'e kadar İstanbul'da yaşadım. Ondan sonra Irak'a geri döndüm. İlkokul, ortaokul. Orada okudum öyle gelişti sonradan işte benim ortaokul süreci içerisinde ve sürekli küçükken de hedeflediğim tek bir şey vardı o da mühendislikti. Harikasın. Yani sürekli mühendislikle ilgili bir şeylere bakıyordum bir şeyler araştırıyordum yani malumumuz internet çok geniş bir platform. Sahası, evet. Aynen. Elimden geldiği kadarıyla e, internetten mühendislikle alakalı şeyler araştırmak istiyordum. Bu yönde de ilerlerken e, yani beni daha fazla mühendisliğe e, sevdiren, mühendisliği sevdiren şey e, ortaokulda arkadaşlarımızla birlikte e, ay tutulmasını gösteren küçük bir maketten proje yaptık. Harikasınız Aynen. ya. Evet çok Fizik güzel. dersinde ve bu yani... Cidden benim mühendisi aşık etti yani. Ee, ondan sonra da işte e, ortaokulda e, şöyle bir e, şey gördüm e, televizyonda e, Türkiye e, Milli Eğitim e, Milli Eğitimi e ve e, Türkiye Diyanet Vakfının ortaklaşa düzenlemiş olduğu lise projesi vardı. Evet. E, uluslararası e, lise projesi. Hı -hı, hı -hı. Bu kapsamda da uluslararası e, e, olduğu için dışarı ülkelerden e, öğrenci alıyorlardı. E, ve ben de bunu gördükten sonra dedim ki yani ben giderim buraya. Buraya müracaat etmeliyim. Aynen. Orada olmalıyım. Aynen. Harikasın. İşte öyle ilerledi. E, müracaatınız falan her şey kabul et, oldu. Liseyi e, Konya'da uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Evet. Ondan sonra da işte mühendislik bölümlerini araştırırken kendime e, uçak ve uzay e, mühendisliğinde buldum. Şimdi iki evet. adıyla havacılık ve uzay mühendisliği. Çok güzel. E, bir baktım Antep Üniversitesi'nde yeni açılmış. Bölüm olarak. Aynen e, ve oradaki bir takım yardımlarla ve e, babamın ve bazı arkadaşlarının bulunmasından dolayı Orayı tercih ettim. Evet. Ee, Antep Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği okumamın da yani kısa özeti böyle evet. oldu. <laughs> Orayı tercih etmenin sebebi de şartlar Aynen. o şekilde yönlendirdi. Bir nevi Akışta... tesadüf de diyebiliriz evet. aslında. Evet ama harika olmuş. Sen en azından mühendislik hayalini gerçekleştirmiş oldun. Aynen. Bir de en revanşta olan en güncel alanlardan birini seçerek. Değil mi? Aynen. Yani şu anda en güncel alanlardan biri bu bölüm. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Aynen. Evet sevgili Yaşar'cığım. Tabii e, üniversitemizi seçtik, bölümü seçtik. Bu seçme noktasında e, senin alanına dair ya da alan dışında başarıya odaklandığın, seni başarıya götüren ya da e, seni bir hedef koymaya iten idolün, idollerin e, var mıydı? Bunlar nedir, kimlerdir? Bunları bizde paylaşır evet, mısın tabii lütfen? Ki, tabii bunu e, hissederken, bunu hayata geçirirken de ben de bu anlamda e, şunları hayata koymalıyım, bu anlamda bir katma değer yaratmalıyım hem içinden çıktığım topluma, hem dünya insanlarına dediğin. Evet, tabii ki ilk başta ailem. Daha sonra da hocalarım buradan ellerinden öpelim, selamlarımı iletirim onlara. Evet, bizler de buradan kucak dolusu sevgi evet. ve selamlarımızı iletelim sevgili Yaşar. Sağ olasınız. Elektrik elektronik mühendisliği bölümü geniş bir bölüm. Irak'ta da, Kerkük'te de yani alanı bilinen yüksek seviyedeki bölümlerden birisi mühendislikte. Kerkük'te petrol şirketleri var ihtiyaç duyacakları elektrik erkne bölümüne bayağı ihtiyaçları olan bir şirket. Ama tabii ki bunu proje yapmak gerekir. Eee projelerle sunmak gerekir. Proje her zaman önemlidir. Eee diğer yandan da eee hava alanı, Kerkük'te hava alanı açılsa bizim için çok daha böyle değer eee kaydedecek yani İstihdam alanları Aynen. yaratılmış olacak değil mi? Aynen yani öyle. burada okuyup mezun olduktan sonra o havalimanları açılacak olursa, işte bir petrolü var, evet. petrolün e, işletimini yapacak rezerv istasyonları geliştirilmiş halleri kurulacak olursa ciddi anlamda istihdam edilebilecek sizin alanlarınızda evet. iş gücüne ihtiyaç olacaktır. Aynen. Elektronik zaten e, bildiğiniz gibi e, sinyal Sinyaller sistemler de var işin içerisinde havalanında orada baya yani öngörülü şeyler mesela uçak indiğinde e, sinyal alıyorlar falan öyle e, elektronik üzerinde e, oradan yani bakıyoruz in, inecek nasıl inmeyecek falan kontrol ediyoruz. Evet. Yani büyük bir geniş bir alan evet öyle. Evet o düşüncelerle sen buraya nasıl bir katma değer yaratabilirsin? Yani, Bir düşüncem var mı? Ben de şunu yapmalıyım. Aynen e, düşüncem proje yapıyoruz zaten Hı -hı. E, şu an. Hı -hı. E, projem e, sandalye şey e, engeller için sandalye yapıyorum yapıyoruz biz grupça Hareklısın. evet. E, Sandalyede ne var? E, ses algısıyla Hı -hı. E, mesela e, engelli geliyor yürü yürüyemiyor eli de yani şey engelli sesle ses konutuyla ileri git ileri gidiyor yan git yana gidiyor falan evet. mesela başka bir kişi geldiğinde o ses komutuyla ileri git dediğinde gitmez çünkü kişiye kodlama, ait bir aynen. elektrikli sandalye evet. ya da işte tekerlekli sandalye tamamen akıllı Sistemler evet. değil mi bunlar? Aynen bu projeyi de e, Kerkük'e de sunmak istiyorum. Oradakiler. İnşallah. Evet bu Engelli e, bireylere, bireylere, bireylere kişilere var. bu anlamda destek olmak. Evet. İnşallah, İnşallah. Allah gönlün kadar yücelsin. Sağ olun. Sağ olun. size sağol. Evet sevgili Canancığım, seni ziraat fakültesine taşıyan, bir idolün, idollerin var mı? Gerek kendi alanından, gerek başka alanlardan ya da işte ben bu fakülteyi bitirdikten sonra bu alanda istihdam edildiğimde, bölgemde ya da bulunduğum ortamda şöyle bir fark yaratacağım, şöyle bir katma değer katacağım. Hayalini ettiğin şey neydi? Benim her zaman idolum büyük liderimiz ve abimiz Necdet Kotak oldu. Evet. Çünkü kendisi her zaman Vekane, davayla, olsun. amin. Evet. Her zaman kendisi gösterdi ki davayla eğitim peş peşe gitmesi gerekiyor ya da birbirinin yanında gitmesi gerekiyor. o zaten kendisi Ziraat fakültesinde doktora unvanı alan bir kişi ve davada da ne kadar ilerlediğini ve ne kadar güzel şeyleri ortaya koyduğu belli. Evet. Ve en önemli ve en hayran olduğum eee kişi de şeydi. Kadınlara da çok önem verdi ve onun da en önemli delili ablası Nezahat abla da kendisi de çok fazla ilerleyen bir kadınlardan biri ve idol aldığımız kadınlardan birisi. Evet. O yüzden tabii ki de idolüm hep Necdet Koçak oldu. Evet. Onu rahmetle anıyoruz, mekanları Aha. cennet olsun. Senin itici güç oldu. Nasıl bir fark yaratmayı düşünürsün, neler yapmayı, nasıl bir alana katma değer yaratmayı düşünürsün, bir de masterli olarak. Masraf seçtiğim bölüm zaten sulama bölümüydü. Evet. Çünkü bildiğiniz üzere dünya gittikçe ne yazık ki kuraklığa gidiyor. Evet. O yüzden evet. suya her damlasın ihtiyacımız Bunu olduğu istiyor, için. Bu istiyorum bu cevap bekliyorum evet. ben. Evet. Her damlasına ihtiyacımız olduğu için. O yüzden az su kullanarak çok ekonomi bir yeni yöntemler bulmak amacıyla. O yüzden zaten bu bölümü bir seçtim ben hı -hı. ilk baştan. Hı hı. Bütün doğal kaynaklar olduğu gibi su da bitmek üzere. Tabii ne ki. En ekonomik ve en ergonomik şekliyle nasıl kullanırızı, nasıl hayata taşırızın çabası içine. İnşallah gireceksin, aynen. Girdim bir şekilde. Evet. Evet, aynen. teşekkür ediyorum. Sevgili Arslan'cığım, senin mesleği seçmekteki ya da işte başarıya yönelik, verimliliğine yönelik, hayattaki mesleki anlamda duruşuna yönelik, idolün, idollerin, itici güçler var mıydı, kimlerdi, nelerdi? Bunun dışında ben bu alanda eğer hizmet verirsem, şöyle bir katma değer katacağım, şöyle bir faydam olacak dediğin neler var? E, açıkçası e, idol anlamında eğer başlarsak e, havacılık sektörü içerisinde yani bir kişiyi idol alamazsınız açıkçası çünkü e, birkaç insan değil çok insan var yani Bunlardan yani ta eski yüzyıllara dayanan insanlar var, ta şimdiye dayanan insanlar var. Yani Wright kardeşlerden olsun sonra. E, şu anki Türkiye'de e, yani e, havacılık sektörü içerisinde en parlak e, kişi olarak görünen Selçuk Bayraktar var Mesela yani güncel idol olarak aldım Kişi kendisi e, e, yani kendisinin yaptığı başarılar İHA'lar, SİHA'lar Azerbaycan'da Türkiye'de, Türkiye sınırları çerçevesindeki bölgelerde yapmış oldukları operasyonlarda başarıları çok büyük başarılar yani bunlar evet. işin açıkçası. Zaten Bu... idol olabilecek kabiliyetler sadece belli bir topluma ait değil kendi toplumunuz içinde o çok geniş bir çerçeve ulusal ve uluslararası geçmişten günümüze olan kişiler idol, evrensel olan kişiler idol olabilir değil mi? Toplumun mavi olmuş, evrensel. O yaşadığı günde önemi ve değeri büyük olan, dün de büyük olan, bugün de büyük, gelecekte de aynı büyüklüğü, aynı feyzi, aynı enerjiyi gelecek nesillere verecek olan birey demektir. Onun için o perspektiften zaten sordum. Evet, buyursunlar. Ya işte bir de bizim yani bu konular içerisinde yapabileceğimiz şey ee, bir e, uçak havacılık mühendisi olarak genel anlamda bir uçağın e, üretim maliyetini düşürmektir. Evet. Kalite bir, değil mi? Ya kalite hem, orada. Hem kalite olacak. Evet. Hem de uçağın e, üretim maliyetini. Şimdi Şu anda e, Amerika'nın e, Türkiye'den F-35 parçalarının almasının sebebi Türkiye'de yapılan üretimlerinin daha ucuza mal olduğu için evet. al, alıyor olmasıdır. Yoksa bu parçalar da Amerika'da kendisi üretebilir bunları ama Türkiye'de bu parçaların üretimi daha ucuz olduğu için Türkiye seçiliyor. Evet. Ve e, açıkçası e, Türkiye'de Havacılık sektöründe yeni bir e, ülke e, gelişmek üzere e, gelişmekte olan Tamamdır. bir ülke, e, e, havacılığın da e, önemini zaten e, gelişmiş ülkeler bize ne kadar önemli olduğunu ve ne zaman bu e, şeylere başladıklarını e, gayet net bir şekilde gösteriyorlar. Evet, evet. tabii e, mesleki alanlarda kalite demek, fark yaratmak demek bir ürünü oluşturmada tabii bir uçak üretiminde sen Aynen. onu baz alarak onun üzerinden gittiğin için oradan örnekliyorum. Onun maliyetinin en aza çekilmesi, en e, uygun en kaliteli malzemenin kullanılması, en iyi işçiliğin yapılması, en iyi konfora sahip olması, giydirilmesi, uçakların giydirilmesi. Bunların hepsi ne belli bir normalin altındaki seviye çekebilmek Aynen. kalitenin zaten ifadesi. O, tabii onu kullanabilecek donanımlı iş gücünü de yetiştirebilmek. O Orası eğer, eğer eksik kalırsa oradaki yapılan üretimlerin hiçbir anlamı i̇şte, olmayacaktır. Aynen. Orada da sizler devreye gireceksiniz Allah'ın izniyle. Zaten işte bu açıdan da mesela Baykar gibi şirketler, Baykar, TUSAŞ gibi şirketler bu konuda kendilerine ciddi anlamda ileriye sürmüş ve ilerlemeye devam eden şirketlerdir. Evet. Evet, hedefi Aynen. şey, sınırsız ilerlemek. Aynen. Hedefin zaten, hedefin, vizyonun sınırı yok. Zirve dediğiniz an yeniliğin başladığı, yeni bir zirvenin başladığı yer oluyor. Teşekkür ediyorum sevgili Arslan. Evet sevgili Yaşar'cığım, ee, seni e, okudun fakültede. Ee, evet. Hangi dersleri alıyorsunuz? Kaç yıllık bir fakülte? Şimdi Türkmeneli bölgede aynı zamanda Türkmeneli izleyicilerimizin arasında üniversiteye hazırlanan, üniversite tercihi yapacak olan, bölüm tercihi yapacak olan, alan seçecek, meslek tercihi yapacak olan arkadaşlarımız var. Sınavlardı, kurslarda, dershanelerde bireysel ve çevresel baskılarla kafalarımız karışık. Onlar için neler söyleyeceksin? Bu bilgilere, bu tecrübelere onların çok ihtiyacı var. İlaç olalım, olalım bir nebze diyorum. Evet. Buyursunlar. Ee, bizim üniversitede, Atatürk Üniversitesi'nde <laughs> Mühendislik Fakültesi'nde e, 4 yıllık e, eğitim görüyoruz. Evet. E, bunlardan 2 dönem, her yıl 2 dönem oluyor. E, i̇lk dönemi normal <laughs> matematik, fizik, kimya derslerini görüyoruz. İkinci dönem aynı mat iki, fizik iki derslerini görüyoruz. İkinci sınıfta, ikinci yıl yani evet. ilk döneminde e, normal alanla ilgili elektrik, elektronik dersleri, alanlarla ilgili dersleri görüyoruz. Üçüncü sınıfta ise daha fazla zorlaşıyor. Yani hocamız da söylediği gibi bir hocamız vardı Atatürk Üniversitesi'nde. Mühendisliğin üçüncü sınıfını bitir, mezun oluyorsun. Mühendislik bitmiş oluyor. Öyle her zaman söylüyordu bize. Ki doğru söylüyor. En zor aşaması herhalde üçüncü, üçüncü sınıf. sınıf. aynen. Evet. Dördüncü sınıfta yani 5-4 dersimiz var. çok kolay dersler. Gerkük'kteki arkadaşlar da liseyi bitirdikten sonra Türkiye'de tercih edecekler edecekler için bizim bölüm elektrik elektronik bölümü güzel bir bölüm Onlar için yani alan açacak bir bölüm yani böyle. Nereye gitseler, hangi ülkeye gitseler bu bölüm var. Yani i̇ş sahası geniş, istihdam alanı geniş. Aynen öyle. Ee, güzel yani elektrik e, lisansı bitirdikten sonra yüksek lisans da var. E, yüksek lisans da bölüm seçiyorlar. Yani hangi bölüme gidecek? Evet. Mesela elektrik bölümü ya da elektronik bölüm. Alan diyelim alanı. E, kontrol alanı var. E, Dalga, mikrodalga var, sinyaller var, iletişim var. Bu bölümden hepsi çıkıyor bu evet. ana bilim dalları. Evet, bu bölümü seçebilirler ama biraz zorlanırlar. Ben buradan açıkça söyleyeyim. Çünkü lisans, yani Türkiye'de lisans okumak biraz zor. Yani evet. bizim Kerkük'teki bölüme göre, yani mühendisliğe göre biraz zor. Yani burada hocalar hepsi prof, hepsi güzel üniversite mezunu. Ee, ama burada okuma, okumalarını tavsiye ederim. Niye? Çünkü e, yurt dışında e, yani şey nasıl bir e, şey yapacaklarını mesela e, kendi başlarına nasıl hayat ayak üzerinde durabilecekleri evet. değil mi? ki insanlar kendi bildikleri çevrelerde Orayı bildikleri için her şeyine alışkındır. Aynen. Ama insan sosyal varlık hele ki küreselleşen dünyada gerçi Türkmen eli, eli içinde bunu söylemek mümkün değil. Ee, i̇şte Irak hükümeti içinde Türkmenler var, Araplar var değil mi? Evet. Birçok kesimden aynen. insanlar var. Yurt dışında da o insanların işte e, gerek Türkiye tabii bizim kendi kültürümüz kendi özümüz yabancılık çekmeyiz ama farklı kültürleri tanımak evet. hele ki bu küreselleşen süreçte e, insanı daha da geliştirir çünkü artık biz sadece kendi milletimizden olan kendi insanımızla aynı sınıfları, aynı çalışma alanlarını, aynı sivil toplum kuruluşlarıyla mekanını paylaşmıyoruz. Evet. Farklı dünyaların insanlarıyla bu alanları paylaşıyoruz. Daha da yakınlaştık, yakınlaşacağız, daha da iç içeyiz. Ama burada önemli olan ne? Türkmen kimliğini evet. koruyabilmek, Türk kimliğini koruyabilmek. O akışta e, asimile olmadan, değerlerimizden kaybetmeden ben de bir Türkmen genci olarak bu sahada varım. Benim de böyle harika bir kültürüm var evet. diyebilmek. Çünkü siz bunun bizim yedi göbek bu toplumun ebedi sonrasının e, ilk kuşaklarısınız. Doğrudur. Kendi bulunduğunuz ortamda, temellerisiniz. Siz ne kadar sağlam gelecek o kadar Güçlü, güçlü sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar farklı fark burada Türkiye'ye tercih ettikten sonra farklı farklı üniversitelere gitmeleri lazım Mutlaka. mesela Erzurum olsun Van olsun Artvin olsun Trabzon olsun Mersin olsun bu tarafları gitmeli lazım niye Çünkü oradaki insanlara da Türkmen kimliğinin tanıtman lazım evet. öyle olması lazım yani sadece bir şehre gitmeleri lazım yani öyle olmasın. yani Orada yoğunlaşıp kalmasınlar değil evet. mi? Sadece Konya Selçuk Üniversitesi olmasın. Evet. Sadece Atatürk Üniversitesi olmasın. Aynen. Sadece Gazi Antep Üniversitesi olmasın. Evet. Diğer işte biz de bu çabayla e, bu birkaç bölümü siz gençlere ayırdık. Hep rektörlerimizle. Türkiye genelindeki rektörlerimizle konuşuyoruz, programlarımızı alıyoruz. Hem üniversitelerini tanıtmak hem de bu bilinci uyandırmak farklı evet. alanlar var. Mesela şimdi şu mekanda e, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi. Oradan sesi güzel evet. olan arkadaşlarım, harika enstrüman çalan arkadaşlarım. Sanatın diğer resmi ki müze çok yaygın, yatkın bir toplumuz biz Türkmenler olarak e, onları da buralara bekliyoruz inşallah. İnşallah. Evet, teşekkür i̇nşallah. ediyorum sevgili i̇nşallah, Yaşar, e, sevgili Canancım. Sen neler söyleyeceksin? tabi e, tabii sen üniversiteyi Kerkük'te okudun. Çok daha iyi olacak. Oradan Türkçe okumadın ama, değil mi? Yok. En e, kanayan yaramız. Benim çok kanayan yaram ben İvedelikle Allah'ın da izniyle bunu söylüyorsam bunu da nasip edecek diye düşünüyorum. Türkçe bir üniversite, Türkçe eğitim veren bir üniversite. Rabbimden dileğimiz duamız. E, bundan bahsetmen de çok güzel olacak. E, oradaki e, lisans Türkiye'deki yüksek lisans Konya Selçuk Üniversitesi. Nasıl e, işte kaç yılda bitiyor? Ne kadar sürede tamamladın derslerin ölçme ve değerlendirme nasıl oluyor? Senden rica ediyorum. Tabii ki de bizim lisans 4 yıllık oluyor. E, 4 yılın sürecinde zaten e, bölümler birbirine şey olduğu için, yakın olduğu için birebir uzmanlık alanında dersleri aldığımıza rağmen diğer bölümlerden de ders almak zorunda kalıyoruz zaten. Evet. Çünkü mesela bir bitkiyi okuduğumuzda o bitkinin tabii ki de mesela toprağıdır, sulamasıdır bunları da bilmemiz lazım. O yüzden e, onları da okumaya çalışıyoruz. Sonra yüksek lisansı iki yılda oluyor, bir yılı ders alıyoruz, ikinci yıl araştırma oluyor, mesela ekim oluyor ya da bir araştırma alanı oluyor ona göre. Bir de şeye göre bizim ne yazık ki Irak'ta çok fazla beğenilen bir bölüm olmamasına rağmen ziraatın ama gerçekten çok güzel bir bölüm olduğunu… Neden beğenilmiyor, yani neden talep görmüyor, kabul görmüyor? Şey, petrol Halbuki, ülkesi olduğu hı. için olabilir büyük ihtimalle. Tarım de, çok mu az? Tarım çok az çünkü devlet hiç destek vermiyor. Sıkıntı orada biraz. Evet. Ee, ama gerçekten çok güzel bir bölüm olduğunu gerçekten herkese söylüyorum ben hep. Evet. Çünkü bir bitkiyle e, onu ektiğinde ve onun büyüğüne kadar onun da hep uğraştığında gözünün önünde bir şey büyüyor. Çok güzel bir duygu oluyor. Evet. Ee, bir de mesela bir somutluğun üretmek değildir. duygusu var. Yaratmak duygusu var. Aynen Nirneri. öyle. Aynen öyle. Onun da zaten şeyi mesela ee, insan gibi o da mesela yemeğin oluyor, suyu oluyor. Bir somut bir şey değil. O duygu da gerçekten çok güzel. O yüzden güzel bir bölüm. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Evet, evet. Ee, sınavlar nasıl oluyor? Bir ölçme, değerlendirme? Sınavlar, şeyler dönemlik oluyor. Hı -hı. Her dönemin sonunda final sınavı oluyor. Hı -hı. İkinci dönem tam bayağı farklı dersler alıyoruz. Hı -hı. Ee, lisans da öyle oluyordu. Ee, ama şey, üçüncü, de, üçüncü sınıfta uzmanlık derslerine başlıyoruz o zaman. Birinci ve ikinci de biraz daha genel dersler alınıyor. Evet. Üçüncü sınıfta daha fazla uzmanlık derslerini almaya başlanıyor. Evet. Yüksek lisansta bir tez aşaması var değil mi? Tabii. Evet. Şeyden Orada yük, lisans okuyup buraya yüksek lisans için gelecek olan arkadaşlarım çok zorlanıyorlar mı? Sen zorlandın mı? Zorlanacaklar mı? Ben çok fazla zorlanmadım. İyi geçti. Biraz işte tabii ki de zorlukları oluyor. Bazı taraftan biraz şey tarafından, kelimeler tarafından biraz sıkıntı oldu benim için. Evet. Çünkü mesela ben Arapça okudum orada. Buraya gelince ya da İngilizce okudum. Buraya gelince Türkçe olunca kavramlar biraz onları ilk başlarda zorlandı Karşılığını bulmakta, teknik terminolojiyi kullanmakta belki zorlandı. Evet, aynen biraz o oldu. Ama şey olarak eğitim olarak tabii ki de burası daha gelişmiş. Çünkü evet. laboratuvarları var, alanları var. Gerçekten çok daha güzel oldu benim için. Evet, teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, sevgili Arslan'cığım, sen Gaziantep Üniversitesi için neler söyleyeceksin bölümün için? Arkadaşlarına, gençlere mesajın ne olacak? Nasıl bir ölçme değerlendirme yapılıyor? Ne kadar sürede eğitim süreci tamamlanıyor? Bunları senden alalım lütfen. E, Şimdi Gaziantep Üniversitesi'nde e, 4 artı 1 sistem var. İlk %100 İngilizce olduğu için Gaziantep Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi. Evet. Ondan dolayı bir yıl ilk başta zaten hazırlığın şeyi vardır. Sınava, sınavı vardır. Evet. Muafiyet sınavı vardır. O muafiyet sınavından geçerseniz bir yıl hazırlık okumanıza gerek kalmıyor. Direkt bölüme geçiyorsunuz. Eğer hazırlık okursanız da Diyelim ki yeterli notu alamadınız evet. notunuza göre de A1, A2, seriye B1 seriye. ta e, e, gidiyor işte e, <laughs> C2'ye kadar mı gidiyor tam hatırlamıyorum <laughs> seviyelere kadar işte belirleniyorsunuz o seviyeden başlıyorsunuz iki dönem zaten. Evet. Bu arada e, Türkiye'deki ya en azından ben benim Gaziantep Üniversitesi'nde bildiğim evet. e, şeyler üniversitede içerisindeki sistem şöyle dönemlik sistemler. E, Irak'ta korsat diye geçiyor. E, dönemlik sistemlerde şöyle oluyor: Siz bir dönem aldığınız dersi, diğer Hı -hı. dönem almıyorsunuz. Hı -hı. Evet. Sadece tek bir dönem alıyorsunuz. Hı, dönem dönem. Aynen. Bütün bir seneyi, bütün bir yıla da e, bir e, ders, yayılmıyor. Aynen, evet. yayılmıyor. Çok güzel. E, şöyle, e, bir de e, şöyle bir şey var. Şimdi e, bizim e, diğer mühendisliklerle birlikte de e, ilk iki senemiz hepsi aynı derslerden oluşuyor zaten. Ha, yani hangi mühendisliği okursanız okuyun. iki, e, iki birinci ve ikinci sınıfa kadar bütün dersler aynı. Evet. ve bu derslerden ve dersler de e, matematik kimya ve e, fizikten Ortak oluşuyor. Orta kalan dersleri. Aynen, Hı -hı. fizikten oluşuyor. Bazı e, Ufak dersler farklı oluyor mesela bizim e, havacılığa e, giriş dersimiz vardı <laughs> bir tane ders sadece <laughs> fark eden ama geri kalan bütün dersler hepsi aynıydı e, sizin yani mesela o da alana yönelik olan zaten aynen. direkt alana yönelik olan aynen e, şöyle bir şey oluyor üçüncü sınıfta başlıyorsunuz işte havacılığa dair e, ...dersleri almaya, evet. dersleri görmeye. Uzmanlık aynen alanları, e, konuları. Seçmeli dersler oluyor. Yani Türkiye'de en azından... ...benim e, çoğunlukla Irak'taki sistemden pek e, bir bilgim yok. O yüzden evet. sürekli Türkiye üzerinden örnek evet, veriyorum. Evet, okuduğunuz üniversite, e, fakülte üzerinden. Aynen. E, seçmeli dersler oluyor. İsteğinize bağlı dersleri seçiyorsunuz. Evet. Bunun içerisinde robotik dersleri olsun, yazılım dersleri olsun vesaire e, sizin kendinizin ilerlemek istediğiniz e, konuda e, alabileceğiniz seçmeli dersler oluyor. Çok güzel. Bu dersleri alıyorsunuz. Böyle ilerliyor. <laughs> Arkadaşımın dediği gibi de üçüncü sınıf dersleri Allah. en e, <gülüyor> zor <gülüyor> en dersler meşakkatli olduğu için. Meşakkatli dönem orası herhalde Üçüncü sınıf. Takos, Takos. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ya işin açıkçası e, zorluktan fazla yeni türde şeyler bunlar. Evet. Yeni kavramlar. Yeni bilgiler, evet. hepsini yeni görüyorsunuz. Ee, önceki derslerinizde mesela ilk, ilk sınıfta, ikinci sınıfta gördüğünüz dersleri e, liseden hatırlayabilirsiniz bazılarını. Evet. Ee, çünkü niye? Aynı domino taşları gibi ilerliyor. Birbirini tamamlıyor Birbirlerini şeyler, tamamlıyorlar. Evet. Yani, e, bu yüzden e, üçüncü sınıf derslerinde biraz daha farklı oluyor. Yeni şeyler görüyorsunuz. Artık alana yönelik uzmanlaşmaya yönelik artı dersler bunlar. Evet. evet farklı olanlar da onlar zaten. Uçak ve uzay mühendisi içinde e, aerodinamik gibi e, e, sonra e, aircraft structure dersleri var bunlar gibi. Ha uçaklara yönelik, e, uzaya yönelik dersler başlıyor. Evet, teşekkür ederim sevgili Arslan. Evet e, sevgili Yaşar, sevgili arkadaşlar, evden adımımızı dışarı attığımız her yer gurbet diyorum ben. E, gurbet de okumak. Türkiye tabii ki anavatan ama gurbet e, sonuçta. Aileler yanımızda yok. Belki şanslı olanlarımız var, kiminin aileleri var, ailelerinden bireyler olabilir. E, gurbette okumak nasıl bir duygu neler hangi e, zorluk ya da kolaylıklar oldu hayatınıza kattığınız en çok desteğini kimin desteğini hissettiniz Kimler yanınızda vardı Birkaç soruyu birleştirerek bunu sizden rica ediyorum sevgili Yaşar bu konuda sen ne söyleyeceksin Tabii ki yani, her zaman gurbette yaşamak zor bir şey evet. e, Ben ilk geldiğimde ilk ayımı yani sınıfa da giriyordum Hoca ara verdiğinde arayı, Ders bitti sanıp gidiyordum eve ben yani öyle zorlandım çünkü <laughs> evet. ilk başta hani sınıftaki hiçbir kişiyi tanımıyordum. hiç kimseyle arkadaş yani yani arkadaş değildim. Şimdi i̇şte... sen yabancı olup gelip çekingen olan sensin. Yanaşamıyorsun. Yani. Onlar da bu yabancı deyip sana yanaşamıyor. Bilmiyorlardı. <laughs> Bilmiyorlardı. Yabancı olduğumu aynen Bilmiyorum, anlamıyorlardı. Yani evet. Türkçe'm de iyiydi benim yani iyi zaten. Evet. Türkmenleri, Irak Türkleri yani evet. <laughs> evet. Tip aynı. Değil mi? Evet. <laughs> aynen. Konuşma işte şive var. Öyle olmuştu. Daha sonra ilk aydan sonra normal arkadaşlarla tanıştım yani sınıf arkadaşlarımla. İşte biraz gurbetlik hissetmemeye başladım. Daha sonra benim Erzurum'da hatta e, Kerküklü üç kişiydik. Evet. Yani çok azdı. E, pek yani görüşmüyorduk da hatta. Daha sonra 2016 yılında e, bir yedi kişi, sekiz kişi olduk. Şu i̇şte, an Evet. Onlarla <laughs> tanıştım falan. E, Gurbet hissetmedim. Hı -hı. E, Erzurum, zaten Erzurumlar e, lehçeleri de Kerkük lehçesi gibi biraz evet. yakın. Evet, şive yapıyorlar şive. onlar. Onlar ağız yapıyor. sizlerki de şive. Aynen. Ee, Türkmenlerinki şive. Birbirine yakın sonuçta. Aynen, evet. Mesela, e, nasılsın yerine neydi sen diyorlar. Aynı evet. Kerkük'teki gibi ne yesen evet. falan diyoruz biz de. <laughs> Oradaki insanlar hani Kerküklüleri çok fazla tanıyor. E, hemen Kerküklü dediğimde dadaş kardeşim falan diyorlardı. Sahip çıkıyorlar. Aynen, sahip, sahip çıkıyorlar. Baya yardımcı oldular evet. da bana. Evet. E, orayı da sevdim ama genel olarak gurbette yaşamak zor, e, yo, hayat yoruyor. Yani Sorumluluklarını arttı değil aynen, mi? Büyüdükçe Sadece okuyordun. Aynen, büyüdükçe sorumluluk çok fazla artıyor. E, şimdi çocukken diyorduk ki büyüyelim falan filan. Şimdi çocuk olalım diyoruz yani. Bir, bir aynen, çok daha bu yaşta. Yani, yani daha Çok bir... zor oluyor yani. Hayat O zor. kadar ki diyorsun. Aynen. <laughs> Hayat zor, yani yoruyor insanı. Ee, öyle olmuştu. Ama şimdi gençleri aynı hani şu anda idol izliyor gençler. Ama bu yorgunlukları fazla şey yapmayalım. Evet. Gözleri korkmasın. <laughs> sadece sorumluluklar artıyor diyelim. Aynen, o da bence e, hem insan olarak, hem e, sosyal anlamda, mesleki anlamda, her anlamdaki duruşunuzu o güçlüklerle uğraşmak. Daha sağlam duruş size sağlayacak. Evet. Daha güçlü adımlarla basacaksınız, onun için bence o zorluklar tatlı zorluklar evet. hayatımızda olmalı değil mi? Aynen, daha bir de şey o, daha, Aynen. daha Güzel şeyler yaşayacağız. Evet, evet. Bir de hayatımıza kattığımız çok değerli şeyler, öğrenmeler zor olup da hayatımıza kattığımız öğrenmelerdir. Yoksa kolayı herkes yapabiliyor değil Doğrudur. mi? Evet. Teşekkür ederim Çağ sevgili ederim. Yaşar sağ olasın. Canan'cığım sen bu konuda neler söyleyeceksin? Gurbette olmak nasıl bir duygu? Zorlukları, kolaylıkları, kattıkları aldıkları neler oluyor en çok kimlerin desteğini hissettin yanında kimler vardı ona rica edeceğim Bana göre gurbet bir ülke değil de anne babanın yanımda olmamasıdır fakat Türkiye Anavatan diye düşündüğümüz için o gurbet hissini biraz daha azalttı bende. Evet. Biraz daha iyi oldu. Ee, bir de geldiğimde bir avantajım vardı. Yaklaşık 45 öğrenci aynı üniversiteden geldik beraber. Şahane. O yüzden <laughs> biraz çok olacak. Evet, çok sıkıntı olmadı. <laughs> Nereye baksan Türkmen. <laughs> Öyle oldu biraz. Onun biraz iyi tarafı vardı. Evet. Tabii ki de e, anne baba özlemi en önemliydi. Çok özledik. O şeyi kötü tarafı oydu. Ama iyi tarafı da sorumluluk kendimiz aldığımız için. Kendime daha fazla güvenip ve ayaklarımın üstünde durmayı öğrendim. Evet. Tabii ki de o iyi tarafı da oldu. Gurbeti evet. okumayın. Evet ama yine de çok fazla hissetmediğim iyi galiba. Evet. tabi kadın erkek cinsiyet farklılığının da bu zorlukları hissetmekte işte işte bir erkeğe bazı şeyler bir yemek yapmak, bir çamaşır yıkamak evet, çünkü. Evet. <laughs> Türkmen elinde Kerkük'te krallar gibiydiniz. Sadece okumakla meşguldünüz. <laughs> Evde yemek yapan, ütünüzü yapan, işte alışverişi yapan, dışarıdan sorumlu babanız, evet. faturaları ödeyen değil mi? Evet. Birileri var sizin adınıza her şeyi yapan birileri var. Dolayısıyla şimdi bir erkek olup gelip bunların hepsini birden yapmak var. Onun için zor diyor ve bence gençlerin gözünü korkutuyor. Şöyle, şey de var. Yaşar. Hayır yani şey de öğrettim <laughs> mesela yemek yapmayı falan. Şimdi bayağı yapıyorum. Harika yemek yap yani Aynen. bak işte bunlardan nereden yapıyorum, değil mi? yapıyorum Ne tepsini. güzel. Harikasın. <laughs> onu da öğrettim. Ee, onu söyleyeceğim. Ee, bir erkek arkadaşım için zor olabilir ama bir e, kız için, bir kadın için e, daha kolaydır. Tabii ben bu kavramı niye böyle söylüyorum? Toplumdaki cinsiyeti biz kadın ve erkek olarak ayırdığımız için söylüyorum. Evet. Bir kadın anaç olmanın verdiği özelliğiyle zaten bunları yapmaya meyilli bırakıp kendini bir de başkasının sorunlarını ya da işte e, işini kolaylaştırmanın çabası evet. içine gireriz yapı olarak. Doğru, onun doğru. için sevgili Canan Süreci öyle yumuşak o, o kadar güzel özetledi ki evet. ya tabii Türkmenler çok çevrede daha yani, kolay oldu onun için. Niye o kadar Hı zor dedim. Mesela bir yere gidiyorsun ya tek başınasın. Evet. Hiçbir şey bilmiyorsun. Evet. Bunun nerede olduğunu falan evet. aynı öyle çektim ben ilk evet. yıllarımda. Evet. Öyle oldu. Daha sonra alıştım yani. Güzel Ama öğrenince güzel geçti her daha şey sonra. kolay. Daha evet. da kolay olacak. Daha da da güzel olacak. Evet. değil mi? Hele bir de Şimdi her zaman gidiyorum Erzurum'a. Her, her evet. zaman özlüyorum Erzurum'u. Evet. evet, evet. İkinci vatan, ikinci aile ha, mekanı. İkinci oldu. memleketim evet. orası. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Canlarım sağ olun. Evet, sevgili Arslan sen ne diyeceksin bunun üzerine? Gurbet kavramı ve kimler vardı? Kimler destekledi? Nasıl yaşadın sen o süreci? Ya İşin aslı gurbet benim için biraz daha erken başladı çoğu insana göre. Ya İslam'da zaten değil mi doğdun büyüdün? Aynen yani. ama e, ondan sonra geri döndük biz hı hı. işte e, ilkokul ortaokul hı hı. süreçlerinden bahsediyorum. Çünkü sadece o seneler boyunca sadece orada kalabildim. 13 yaşımda ben tekrardan zaten e, annem olmadan, babam olmadan, tanıdık olmadan... Ee, şeye gittim. Ee, hmm. Yine Türkiye'ye geri geldim. Evet. Ee, o süreç içerisinde zaten ben gurbetlik hissimi bir nebze olsa da attım kendimden. Evet. yani Ama şöyle bir şey var. Ben Antep'e geldiğimde Antep Üniversitesi'ne bizim e, Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler e, Derneğimiz vardı. Evet. Ee, küçük Murat ee, başkanımızın oradaki Tabii abilerimizin oradan, e, arkadaşlarımızı sevgiyle Aynen. muhabbetle selamlıyoruz buradan. Onların mesela Yabancını orada Ya çekmediniz, varlığını Aynen. hissettiniz. Onların orada olması ve sürekli bizlerle ilgilenmeye çalışmaları bir sıkıntımız olduğunda onlara ulaştığımızda olmaları, değil onların mi? yani bütün işlerini bırakıp bizimle ilgilenmeleri Sanki. vesaire. E, gibi şeylerden dolayı yani ben Antep'te fazla şey çekmedim. Zorlanmadın, Zorlanmadım. Daha kolay bir süreç yaşadım belki değil Aynen. mi? Aynen. Yani ne kadar da fazla eee haşinleşin de olamasam bölümden dolayı. Evet. Çünkü e, bizim vizemiz e, iki vize bir final olduğu için vizede bir vizemiz 2 ay sürüyor. Bir hafta sonrası ikinci vizeler başlıyor. Bir hafta sonrası da finaller başladığı için bir sosyal etkileşimleri yapacak vakit yok. Aynen. 7/24 kütüphane kapılarındayız zaten. Evet. Sa orada sabahlıyoruz. Bazen oluyordu kütüphanede uyuduğumuz da oluyordu. Evet. Sa yani o eğer gurbetlik açısından da geri dönecek olursa konumuza pek fazla şey hissetmedim ama evet. arkadaşlara şunu öneririm. Eğer gelecek olursa e, Irak'tan e, kardeşlerim Pilav yapmayı öğrensinler de gelsin. Neden bir tek pilav? <laughs> Çünkü bir, bir, bir esprisi var mı? bakalım. Neden pilav? Diğerleri benim, değil. Benim için en azından pilavın kıvamını tutturmak biraz zor. <laughs> geçti. Ondan dolayı. Harikasın Arslan ya. Şey tamam, oldu. Tamam. Orada çok zorlandım diyorsun. Gençler <laughs> unutmuyorlar. Pilav kıvamını tutturup geliyorlar. En azından anneler bir pilav yaptırıyor buraya yollamadan. Aynen. <laughs> Arslan teşekkür ediyorum. Harika oldu bu. Sağ olasın canım. Evet arkadaşlar süremiz daralmaya başlıyor. Ee, sizlerden öncelikle Yaşar'cığım senden Türkmen eline. Annelere, babalara, gençlere, çocuklarına, çocuklara, eğitimcilere, Türkmeneli televizyonu izleyicilerine ne mesajın olur? Öncelikle tabii ki de Türkmenler ekibine teşekkürlerimizi sunarız. Var yani, olasın. Güzel program yaptıklarınız için var size olasın. de teşekkürler. var Sağ olun. Var olasın. Ee, çalışmak, çalışmak lazım. Yani bizim ileriye gitmemiz için Türkmenlerin ileriye gitmeleri için her zaman çalışmaları lazım, proje yapmaları lazım, düşünceleri lazım. Yani e, böyle bir şey yaparlarsa eğer, e, güzel çalışma, birlikte, e, birleşme olursa evet. her zaman ileriye gideriz. Evet, birlik, ee, dirlik ve iri olarak değil mi sevgili? Birlikte diri. güçlüyüz biz her zaman evet. zaten evet. bu laf vardır. Ee, bunları hayata geçirmek aynen. lazım. Hayata geçirmen lazım bir de şey konusunda mutlaka Erzurum'a gelmen lazım yani orada Palandöken Dağı var yani evet, evet. bilmiyorlarsa evet. E, Palandöken Dağı çok güzel bir kayak, kayak için geliyorlar evet. Var. Evet, Rusya'dan Tekler, gel kar yok değil kar mi kar yok kar yok evet. Rusya'dan geliyorlar İran'dan geliyorlar evet. Ukrayna'dan geliyorlar fakat Irak'tan gelmiyorlar. Evet. Yani soğuk olduğu için mi? İran soğuk değil o kadar ama geliyorlar. Çok tercih edilmiyor ama evet. arkadaşlarımız tercih etsinler. Bir de bilimle uğraşacak eğitimle uğraşacak, eğitimle bilimle yol alacağız. Biz arkadaşlarımız aynı zamanda entelektüel bir yapıya da sahip olmaları gerekiyor. Evet. Herhangi bir spor aktivitesini de hayata geçirmeleri gerekiyor. Var, Bu evet. vesileyle kayak spor içinde Erzurum ideal diyorsun. Aynen, Mesajını ideal. da veriyorsun. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun ben teşekkür bir ederim. Bir şey var mu? Teşekkürler sağ olun, sağ olun sevgili Yaşar. Evet sevgili Canancım sen bu konuda neler söyleyeceksin? Neler e, mesaj olarak gidecek Türkmen adına, Türkmeneli televizyonu izleyicilerine? İlk başa arkadaşıma çok katılıyorum. Tabii ki de birlik, olmaları en önemli bir şey. E, çünkü o olmadıktan sonra hiçbir şeye varamıyoruz. E, eğitiminde eğitimin ne kadar önemli olduğunu da her zaman çocuklarına anlatmaları gerekir. Çünkü eğitimsiz zaten hiçbir şeye varamıyorsun. Tabi e, tabii doğru mesela Ortam doğru olmayabilir ya da durumlar iyi olmayabilir de ama her zaman eğitime ihtiyaç olduğu çok önemli bir şey. Ee, o yüzden bir de şeylere, gençlere biraz daha fazla sorumluluk vermek galiba daha iyi olur. arkadaşlar. İzlemek evet, lazım değil evet, mi? Zorluklar çekmesinler arkadaşlar gibi. O yüzden biraz daha sorumluluk olursa tabii ki de daha iyi olur. Evet görev anneler babalar evde çocuklarına görev verecekler. Evet. Mesela gelmeden önce bir pilav yapsınlar. <laughs> Değil mi? Aynen öyle. Mutlaka öğrenmeleri lazım onu. <laughs> Teşekkür ediyorum <laughs> sevgili Canan sağ olasın. Evet sevgili Arslan'cığım pilav dışında. <laughs> evet Türkmen eline, Türkmen televizyonu izleyicilerine, gençlerimize, geleceğimize mesajın ne olacak? Ya arkadaşların dediği gibi evet tabii ki birlikte Arkasınız. önemli. Harikasınız. Ee, beraber olmak önemli ama ders anlamından konuşacak olursak e, kesinlikle derslerini yani şu anda lise eğitimini gören yani kardeşlerim kesinlikle derslerini e, küçümsemesinler. Yani niye bunu görüyoruz, niye bu dersleri alıyoruz, biz niye bu şeyleri bilmek zorundayız değil. Bunlar bu bilgiler sizi ileride ve mühendis olduğunuzda şayet eğer mühendis olmayı seçecekseniz matematik temeliniz ne kadar iyiyse fizik temeliniz ne kadar iyiyse bu ikisini ne kadar e, ilerletirseniz bu ikisini o kadar e, lise, şey, üniversite hayatınız o kadar yani rahat geçer. Evet. Çünkü bütün nereye bakarsanız bakın şeyde mühendislikte sürekli temele geri dönüş var. Sürekli bir döngü içerisinde Temel temelden, sağlam, aynen, temelde temelinizi ne kadar sağlam tutarsanız o kadar e, rahat olacaksınız, o kadar dersleriniz ağır hissetmeyeceksiniz. Her anlamdaki duruşumuzda güçlü olacak. Aynen. Eğer tuğlalardan biri eksikse, yoksa, değil mi? İşte orada sıkıntı yaşanıyor. Tabi bilgiye yönelik, beceriye yönelik davranışlarınız bilginiz gör, artarken kişisel gelişim eğitimleriyle ilgili de açıkları kapatmak gerekiyor. Öncelikle bir dil eğitimi olabilir, bir iletişim eğitimi olabilir, değil mi? Hmm. Bir işte bir etkinlik, spor anlamında bir etkinlik olabilir. Bunlarımızda hayatımıza katarak bir enstrüman çalma, müzik hmm. olabilir. Hayatımıza katarak devam edelim istiyoruz. Ayrıca da e, şu anda mühendislik deyip geçmeyin. Yani mühendis sadece erkek işi değil. Mühendisliğe Harikası. lütfen. Kız kardeşlerim Harikası. de. Harikası. Kadın arkadaşlarımız da. Evet. Lütfen gelsinler. Yani evet. Artık mühendislik mühendislik dediğinizde sizin mühendislik bir şeyde çalışma değil. Ee, bir bakım yerinde çalışma değil. Evet. Mühendislik artık bilgisayar orta, evet. ortamında. Evet. Laboratuvar ortamında gelişiyor. Teknoloji evet. ortamında. Evet. Değil mi? O anlamda iş gücüne çok ihtiyaç var. Tabi bölgede e, fen bilimlerine, matematik bilimlerine kız çocuklarımızın mesafeli duruşu bu anlamdaki alan tercihlerini de hı hı. engelliyor. Yüreğine sağlık. Harika bir mesajdı bu. Evet, e, teşekkür ediyorum. Ee, başka ilave edeceğim bir şey var mı? Sevgili Arslan. Evet, e, arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Yüreklerinize teşekkür sağlık, ayaklarınıza sağlık, nefeslerinize sağlık. Çıktığınız yolda Rabbim yolunuzu amacınızı, niyetinizi kutlu eylesin, daim eylesin. Sizin Var olunuz. Var olunuz. Teşekkür ediyorum. Evet çok değerli Türkmeneli televizyonu izleyicileri genç arkadaşlarımla yüksek öğretime dair yaşadıkları tecrübelerini paylaştık konuştuk ve bundan sonra da devam edeceğimiz programlarımız Önümüzdeki günlerde yer alacak Efendim bize ayrılan gün ve saatte biz sizleri bu ekranlarda bekliyor olacağız bu yayınların hazırlanmasında çok değerli yayın ekibi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ekranlarınızın karşısında bizleri bulunduğunuz mekanlarda konuk edip ağırlayan siz çok değerli Türkmeneli televizyonu izleyicilerine teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun efendim. O güne kadar tekrar buluşuncaya kadar sizi bizi bütünü önce yüce yaradanıma sonra aklımıza emanet ediyorum efendim. Esen kalalım.